Bir Anı Bir Hikaye Devri İsmet ve Sonrası Bizim ile bir vali tayin ettiler. Ordu saflarında, orduda çalışırken albaylıktan emekli olmuştu. Yukarı çıkamamıştı. Ama her ne hikmetse DP erkanı bize vali dikecek bula bula bu adamı bulmuşlardı bize vali gönderdi de Demokrat Parti. Vali paşamız, paşa olmamış ama vali paşamız öyle derler. Elindeki imkanları DP'li köylülere harcıyordu. O zamanlar plan, program falan yoktu. Vali gemre bir miktar para tahsis olunur. Vali bu ödenekte bu paraları uygun gördüğü köy içme suyuna veya yollarına harcardı. Çoğunluğu CHP'li olan köylere çeşmeden yoldan pay verilmeyince oradaki DP'li vatandaşlar da komşularına karşı kötü duruma düşer, istifa edip CHP'ye geçerlerdi. Bizden bir Arif kişi dedi ki bize, çocuklar dedi, bu valinin tutumu iyi değil. Bu asker valinin, asker emeklisi valinin tutumu iyi değil. Bana öyle geliyor ki Vali Paşa'mız Demokrat Parti iktidarının aleyhine çok sinsi ve kurnazca çalışıyor. Bir kere vatandaş arasında fark gözetmek iktidara iyilik getirmez. O iktidarın sonunu hazırlar. İkincisi de eğer ileride oy versinler endişesi ile hareket ediliyorsa DHP'liden ziyade CHP'li köylüleri minnete boğması, o köylere su bağlatması lazımdı. Onları kazanmak lazımdı. Dört sene sonra adamın yani bizim ileri görüşlü büyüğümüzün ilçe idare kurulu üyesinin haklı olduğu meydana çıktı. Valimiz hiçbir olumlu iş yapmadan 1954 seçimlerini bekledi. İl merkezinin tutumu ona umut vermişti. Bir milletvekili milletvekili adaylığını koyduğu Kazanamadı. Giderken de bizim ilin adamı peşinden çocukları tutup teneke çaldılar. Büyükleri böyle olunca küçükler de ister istemez bunlara uyacaktı. DP gününde Demokrat Parti döneminde Tapu ve resim harçlarının arttığı günlerdeydi. Bizim ilçede bir gün tapu dairesi de işim düştü, oraya gittim. Daire epeyce kalabalıktı. Ben de sıramı beklemeye başladım. Baktım ki tapu memuru elindeki kalemi ve işi bırakmış, köylere dert yanıyor. Daha doğrusu nutuk atıyor. Şimdi şu muamele için eskiden olsa 100 lira verecektin. Halbuki şimdi 170 lira vereceğin arkadaş. Bizim elimizden ne gelir ki kardeşim? Köylüye diyor. Gelenlere söylüyor. Zam da zam. Her şeye zam. Hükümet her şeye zam yapıyor. Milleti köylüyü düşünen kim kardeşim? Allah köylüler acısın diyordu. Oysa hiç kimse tapu ağaçtan arttığını bile bilmiyordu. Kimse de bizim tapucuya dert yanmamıştı. Biz o zamanlar iki idealist kafadar 15 günde bir iki sayfalık bir gazete çıkarıyorduk. Aklımız sıra Türkiye'yi biz ıslah edecektik, biz kurtaracaktık. Bir yandan Demokrat Parti istila eden haşeratla, bir yandan da yolsuz memurlarla savaşıyorduk. Tapucu nutkuru bitirince galiba sözlerin etkisini ölçmek için dinleyenlere şöyle bir göz attı. Bu arada dinleyen beni de gördü. Görmesiyle bir takım acıklı ve komik hareketler yapmaya koyuldu. Bu defa da elindeki işi büsbütün bıraktı, ayağa fırladı. Beyefendi dedi bana, zat haliniz dedi, affedersiniz kötü bir maksatla söylemedim diye geveledi. Yo telaşlanmayın dedim, zat hali falan da değilim ben. Sizinle bir dakika hususi görüşecektim. Köylüler çıktı, kapıyı kapadım ve bu zavallı memura dedim ki Ben ne milletvekiliyim ne yetkili bir beyefendi sadece bildiğiniz gibi bir köy çocuğuyum Eğer bir daha bir daha hangi partinin iktidarı olursa olsun aleyhine konuşmayacağına yemin edersen bu duydukları burada kalır. Aksi halde ilk çıkacak gazetede seni teşhir edeceğim dedim. Hem de şu kapıda şimdi bekleyen köylülere şahit tutarak tapıcı canı gönlünden yemin billah etti. Ellerime sarıldı. Ama böylelerin yeminden ne olacak? Bugün tövbe eder, yarın tövbesini bozmakta hiçbir beis görmez.'' Ege'nin bir ilçesinde işlerim vardı. Yaşlı bir köylü kadın işçilerimize yoğurt, yumurta, meyve vesaire getirdi. Yalın ayak bir kıyafeti vardı kadıncağızın. Acınacak durumdaydı. Getirdiği öteberi de hep sırtında taşıyor. İşçilerime sordum, bu yaşlı kadıncağızın kimsesi yok mu ki? Yayan yapıldak sırtında öteberi satıyor kadınla aynı köyden birkaç işçinin anlattığı beni ürpertti. İnanamadım. Sonra iceledim. Köylen bu kadın için anlattıkları doğruydu. Kadının biri yarbay rütbesinde bir subay, diğeri de büyük bir kentin hatırı sayılır doktorlarından iki oğlu vardı. Birinci Dünya Harbi'ne cepheden dönmeyen kocasının yokluğunu yavrularına duyurmamak için tarlasını, tapanını satmış, çocuklarını okutup ceplerine birer diploma koymuştu kadıncağız. Ve bu aydın oğulların anası yarı aç, yarı tok, beli bükük, sırtında malzeme torbalarıyla, yiyecek torbalarıyla işçilere sırtında öteberi getiriyordu. İki tane okumuş evlat. Bir tane o evlatları okuma okutmak için hem analık hem babalık yapan bir anne ve annenin ömrünün sonunda düştüğü durum. Şair Eşref, "Marif şimdi bize meyvesiz bir eşkara dönmüştür." diye yakınmıştı. Eşkar ağaçlar demek. Ağacın çoğulu, şecerenin çoğulu. "Marif bize şimdi meyvesiz ağaçlara dönmüştür." diyor. Türkçesi Eğitim bizde meyvesi bir ağaç gibidir. Meyve vermiyor demek. Bana kalırsa ağaç yalnız meyve vermekte kalmadı. Zamanı ismetin sayesinde şimdi kökünden de koptu. Marif. Bizde aydın kişi demek cebinde bir ilkokul diploması olan adam, memur olan adam, bol paça pantolon, fötür şapka giyen, kravat takan adam demektir. Oysa kişinin kafası, gönlü, ahlakı, vicdanı aydın değilse ve hele kendisini tanımayacak kadar milletinden kopmuşsa aydınlığı, kişiliği sadece bir diplomadan yahut da elbiseden ibaretse o adama aydın kişi değil, karton paçavrası, paçavra kişi demek lazım. Bizde iş yok, biz adam olmayız, olamayız sözü bizim aydın kişilerindir. Neden bizde iş yok, niçin biz adam olamayız diye sorsak onlara parmağını uzatıp Türk halkını gösterir ve işte der aha hali dönüp kendine bakmaz. Bunun sebebini aramak için biraz daha geçmişi eşelemek lazım. Tanzimat devrinin aydını Frankofildi. Yani Frank sev sevdalısıydı. Meşrutiyet aydını Germanofildi. Alman aydını aşığıydı. Alman aşığıydı. Bugünkülerin bir kısmı Amerika, bir kısmı da Rus'a aşıktır. Ama hiçbirisi hiçbirisi maalesef açıklıkla iftihar etmeden açıklıkla itiraf edeyim ki iftihar değil itiraf edeyim ki Türk Türkofili değildir. Türk sevdalısı değildir. Senelerce önce yazdığım bir taşlamayı sizlerle paylaşacağım diyor. Ama bu bölümü de burada noktaladık. 68. bölümde buluşmak üzere. bir anı bir hikaye